İzmir'de düzenlenen 1. Yerel Tohum Buluşması'na katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de ne kadar yerli tohumumuz varsa tümünü alacağız, toplayacağız, bunları kimliklendireceğiz ve ticarete konu olmasını sağlayacağız dedi. Dünyada 800 milyon aç insanın bulunduğunu, 39 ülkede gıdaya ve 80 ülkede ise suya erişim sorununun olduğunu aktaran Çelik, diğer taraftansa 1.3 milyar ton gıdanın israf edildiğine dikkati çekti. Tarım en eski ama hiç eskimeyen, tarihe yön vermiş medeniyetler inşa eden, sanayileşmeye rağmen önemini koruyan, günümüzde ise insanları doyurmanın ötesinde aktif bir dış politika enstrümanı olarak stratejik öneme sahip olan bir sektör. Dünyada bugün 800 milyon aç insan var. 39 ülkede gıdaya erişim sorunu var. 80 ülkede suya erişim sorunu var. 1.3 milyar ton gıda israf ediliyor bir taraftan da. Eğer bu israf edilen gıdanın 1/3'ü israf edilmese dünyada aç insan kalmayacak. 600 milyon insan ise obez, aşırı kilolu, kiloyla mücadele ediyor. 8 kişinin serveti dünya nüfusunun yarısına eşit. Yani 8 kişinin mali durumuyla 3,5 milyar insanın serveti birbirine eşit. Dünyanın en zengin kesimi, %20'lik kesimi üretilen bütün gıdaların %76'sını tüketiyor. Ve tabiri caizse bunları uzatmak mümkün ama bir tarafta dünyanın sefalet, bir tarafta da sefahat var. Böyle çelişkilerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Yani bir anlamda insan çok ama insanlığın kıt olduğu bir dünyada ve bir süreçte yaşıyor ve geçiyoruz. Bunlarla ilgili bu sözüm ona gelişmiş olan ülkeler yalnız istatistiki veriler tutuyorlar. Şu kadar insan denizde boğuldu, şu kadarı bombalar altında öldü gibi yaklaşımlarla konuları geçiştirmeye çalışıyorlar. Bir taraftan bu tablolar var. Diğer tarafta ise dünyada şu anda 500 milyon ton hububat stoku var. Ve bunun 236 milyon tonu buğday. Bir tarafta stoklar şişmiş durumda. Bir tarafta ise açlık ve sefalet devam ediyor. İşte bu bereket dolu dünya, bu coğrafyalar insanları doyurmak için yeterli. Stoklara baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. İnsanı belki doyurmak mümkün ama bu aç gözlüleri doyurmak mümkün olmadı. Sömürmek, sömürmek, alın terini sömürmekle dünya insanlığı perişan ederek hayatlarını yaşadıklarını zannediyorlar. İşte onun için bu anlamlı tören vesilesiyle buradan sözüm ona o çağdaş dünyaya seslenmek istiyoruz. Diyoruz ki teröristlere ve darbecilere kucak açıyorsunuz. Bunu bütün dünya ibretle, biz 80 milyon ibretle izliyoruz. Hiç olmasa aç olan, bombaların altında inleyen insanlara da zerre kadar insanlık kalmadı mı? Onlara da kucak açın diye buradan Kemal Paşa'dan sesleniyoruz. 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyar olacak. 2050'de, yani 30-35 yıl sonra 10 milyar dünya nüfusu. Eğer ürettiklerimize %60 daha ilave yapmasak, yani siz elin asırlı bacılar, siz elin asırlı insanlar, toprakla alın terini buluşturan sizler, eğer %60 daha tarımdaki hasılayı artıramazsak, bugün 2 milyar aç ve yoksul insan var, yarın bu 4 milyara çıkacak. Böyle dünya idare edilebilir mi? İdare edilemez. Onun için önümüzdeki süreçte bizi bekleyen çok büyük tehlikeler var. Çok ciddi sıkıntılar var. O sıkıntılar aslında gıdaya ve suya erişimde yaşanan sıkıntıdır. Ve önümüzde gıda savaşlarıyla dünya insanlığı karşı karşıya olduğunu unutmayalım.
Bunları niye söylüyorum? Toprağa onun için sahip çıkmamız gerekiyor. Ormana, tabiata onun için sahip çıkmamız gerekiyor. Geleceğimiz toprağa sahip çıkmakla direkt bağlantılı olduğunu belirtmek için söylüyorum. Milli Tarım Projesi hakkında bilgi veren Çelik, tarım alanlarına sahip çıkmak için yapılan çalışmaları anlattı. Şimdi Türkiye'de 24 milyon hektar toprağımız var. 14 milyon hektar meramız var. 1 milyon hektar su alanımız var. 2 milyon üzerine ÇKS'ye kayıtlı çiftçimiz var. 116 milyon ton bitkisel üretimimiz var. 23 milyon ton hayvansal üretimimiz var. 17 milyar dolarlık da ihracatımız var. Ama 2023 yılında bugün bulunduğumuz bu tablonun yeterli olmadığını düşünerek hedefler koyduk. Sizlere dayanarak, sizlere güvenerek, sizleri destekleyerek hedefler koyduk. Hedefimiz ne? 150 milyar dolarlık tarımsal hasıla, ihracatımız ise 17 milyar dolardan 40 milyar dolara tarımda çıkarmak için kollarımızı sıvamış bulunuyoruz. Ne yaptık bununla ilgili? Bunları gerçekleştirmek için Milli Tarım Projesi'ni oluşturduk. Sizlerden aldığımız bilgi doğrultusunda, çiftçi kardeşimizden, sivil toplum örgütlerinden, üniversitelerden, YÖK'ten hasılı tarımın tesisiyle kim ilgiliyse onların tümüyle görüşerek Milli Tarım Projesi'ni hayata geçirdik. Yaptık, 941 havzaya böldük Türkiye'yi ve planlı bir şekilde üretim yapacağız. Desteklerin nereye gittiğine baktık. Yaygın destek değil, adrese teslim destek diyoruz. Mazot, bakınız, %50 mazota destek veriyoruz. Neden? Neden %50? Temel girdi maddesi. Gübreye destek veriyoruz. Tohuma destek veriyoruz. Yani desteklerde çiftçiyi memnun edecek kalemleri öne çıkarıyoruz. Sağlıklı nesiller için sağlıklı besinler kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz. Sağlıklı olacaksak bu sağlıklı besinden geçiyor. Onun için gerçekten bu konuda da attığımız ve atmamız gereken adımlar var. Gelecek kuşaklara ambarları dolu bir Türkiye bırakmamız gerekiyor. Bunun için milli tarım diyoruz ve bu konuda yoğun bir şekilde, yaygın bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toprağımızı sağlıklaştırma. Toprakta iki sorun var. Bir, toprak betonlaşıyor. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. 141 ovamızı İzmir'de dahil, bütün illerimizde şu anda 141 ovayı tarımsal sit alanı ilan ettik. Oraya bir çivi bile çakmak mümkün değil. Şimdi 141'de kalmayacağız. İlk etapta 300 ovayı tarımsal sit alanı ilan edeceğiz ve bir tek çivi oraya çaktırmayacağız. Babadan, atadan kalma yöntemlerle tarımcılık yönteminin bittiğini söyleyen Çelik, bilim ve teknolojinin mutlaka kullanılması gerektiğini anlattı. Çelik, Türkiye'de 4000 endemik bitki türünün korunması için gen bankalarının devreye girdiğini ifade etti. Sanayileşmeye rağmen önemini koruyan, günümüzde ise insanları doyurmanın ötesinde aktif bir dış politika enstrümanı olarak stratejik öneme sahip olan bir sektör. Dünyada bugün 800 milyon aç insan var. 39 ülkede gıdaya erişim sorunu var. 80 ülkede suya erişim sorunu var. Türkiye'nin hububat tohum üretiminde önemli bir düzeyde olduğunu, meyve ve sebzede ise bazı sıkıntıların bulunduğunu aktaran Çelik, TİGEM'in bu açığın kapatılması noktasında devreye girdiğini belirtti. Bilim ne diyorsa onu yapmamız gerekiyor. Tarımdaki mekanizasyonu, araç gereçlerimizi, teknolojiyi çok iyi kullanmamız gerekiyor. Üretim için seferber olmamız gerekiyor. İşte bunları yapabilmek için bizim doğal değerlerimizi, yani bitki türlerimizi korumak ve yaygınlaştırmak durumundayız. Türkiye'de 4000 endemik bitki var, bitki türü var. Bunlar muhafaza altında ve bunların türleri var. Bunları korumak durumundayız. Bununla ilgili de gen bankalarımızı devreye koymuş bulunuyoruz. Tohum üretiminde, sebze ve meyvede sıkıntımız var. Onun için TİGEM'in iki tane görevi var. Bir, damızlık üretimi,
2 tohum üretimi. Şimdi sebze ve meyve üretimi için Antalya'da Boztepe çiftliğini TİGEM'e sebze, meyve, tohum üretimi için tahsis ettik. Ve yoğun bir şekilde sebze, meyve, tohum açığımızı kısa süre içerisinde karşılama konusunda seferberlik ilan ettik. Bakan Faruk Çelik, sertifikalı tohum kullanımı noktasındaki desteğin yanlış anlaşıldığının da altını çizdi. Tohum buluşmalarının devam edeceğini söyleyen Çelik, vatandaşların güvenle yerli tohum kullanabileceğini vurguladı. Sertifikalı tohum konusundaki desteklerimizi daha önce açıkladık. Bu konuda bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Dendi ki sanki sertifikalı tohuma sahip çıkılıyor da yerel tohum çeşitleri dikkate alınmıyor diye. İşte onun için bu birincisini İzmir'den, Kemalpaşa'dan başlatıyoruz. Yerel tohumlar buluşması. Devam edecek bu. 2 olacak, 3 olacak, 10 olacak, 20 olacak. Türkiye'de ne kadar yerel tohumumuz varsa bunların tümünü alacağız. Toplayacağız. Bugün olduğu gibi. Ne yapacağız bunları? Bunları bir anlamda kimliklendireceğiz. Ve bunların ticarete konu olmasını sağlayacağız. Topladık, öyle değil mi? Bakanlık bünyesini aldık. TİGEM'in bünyesini aldık. Bunlar gözden geçirildi. Kimliklendirildi. Bu yerel tohum olarak talep eden vatandaşlara güven içerisinde verilecek ve o güzel lezzette, o güzel tatta, o güzel kokudaki bizim domatesler, salatalıklar, meyveler, sebzeler tekrar gün yüzüne gelecek inşallah. Çiftçimize sahip çıkacağız, üretimimize sahip çıkacağız. İşin özü toprak. Toprağı yele vermeyeceğiz. Çiftçiler, toprağı selede vermeyeceğiz, doğru sulayacağız. Ama dört gözle Türkiye'ye göz dikenlere karşı da toprağı ele de vermeyeceğiz. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Kemalpaşa'daki törende yaptığı konuşmada güzel İzmir'in bereketli topraklarının insanları mıknatıs gibi çektiğini ve milli tarım vizyonunun bir parçası olan buluşmaya ev sahipliği yaptığını söyledi. Köyden kente göç ve hızlı sanayileşmenin tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkilediğine işaret eden Erdoğan, tarımsal çeşitlilik her yerde kaybolmaktadır dedi. Bu zengin toprağı uygun tohumla buluşturmak, doğru şekilde işlemek hem geçmişe vefa hem de geleceğe karşı sorumluluğumuzdur. Ne yazık ki köyden kente göç ve hızlı sanayileşme tarımsal faaliyetlerimizi olumsuz yönde etkilemiştir. Genç nüfusun tarımdan uzaklaşması, ata tohumu kültürünün aktarılması imkanını ortadan kaldırmıştır. Tüm dünyada tarımsal faaliyetler doğallıktan uzaklaşmakta, hemen her şey sunileşmektedir. Milli tarım projesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, organik tarım üretimi içinde ata tohumun avantajlı olduğunu söyledi. Dünyada nüfusun çoğaldığını, tarımsal verimliliğin ancak kimyasallarla mümkün hale geldiğini söylüyorlar. Oysa dünyada gıda kıtlığından çok gıdaya erişimde adaletsizlikler vardır. Dünyada 200 milyon hektarın üzerinde tarım alanı uluslararası şirketlerce kiralanıp satın alınıyor. Büyük devletler Afrika'da toprak kiralayıp tarım yapıyorlar. Elde ettikleri ürünleri alıp ülkelerine götürürken geride kalan insanlar açlıkla savaşıyorlar. Vicdanların buna bir dur demesi lazım. Ata tohum bize birçok açıdan avantaj sağlar. Farklı iklim yapılarına dayanıklıdır. Değişen çevre şartlarına uyum yetenekleri fazladır. Lezzeti daha da üstündür. Organik tarım üretiminde daha da avantajlıdır. Milli tarım hareketi bu nedenle tam da buradan başlamalıdır. Tohumu kontrol eden gıdayı kontrol eder. Yerel tohum geleceğimizin teminatıdır. Türkiye'nin
büyük potansiyelini doğru planlarsak tarım konusunda kendi kendine yeten bir ülke haline gelebiliriz.